Ihh, şu vapur sesleri! Kaptanların hepsini teker teker hizaya getirip marizlemeli. Ne oluyorsun be? Kiracıları uyandıracaksın. Görmüyor musun? Sanki kontratları varmış gibi, her sabah uyandırıyorlar beni. Deli olacağım ya! İyi ya, çalar saatim var işte. Yalnız bizim balinaya hiç tesir etmedi. Herifteki uyku değil, çelik zırh sanki. Delebilirsen del! Ne rahat uyuyor. İnsan onun kadar gamsız olsa, onun kadar unutsa dünyayı. Unutmak geçmişi, unutmak geleceği, unutmak. Unutabilsem geçmişi, gözlerim yaşarmadan, unutabilsem kendimi, insanların içinde. Unut be abi, unut, laf mı yani sanki? Unutabilsem geçmişimi, unutabilsem açlığımı. Ne oluyor yani? Hayat ne güzel, yaşamak her şeyden güzel. Bak ne güzel bizler varız. Buna da şükür. Kışa kadar Allah kerim, yatacak bir yer buluruz elbet. Kalk ulen kalk, mumya gibi ne yatıyorsun? Bütün gece beşik mi salladın? Ne oluyor yahu, sabah oldu mu? Uyanmak zamanı geldi güzelim, seher gitmeden uyan. Gözlerini aç da görelim, uyan güzelim uyan. Güzele dikiz! Çingene Esma'nın ayısı bundan daha yakışıklı. Ah ulen şu sendeki dil bende olsa, günde en azından 10 kız tavlardım. Ama yok işte! Kızların karşısında dilim Arap saçına dönüyor, çözebilirsen çöz! Lafla karın doymaz! Hele benimki hiç! Toplanın da zilliği kırmaya gidelim! Belki de bir iş bulur. Yaşa be patron! Bu deli şairin yüzünden zavallı midemi de unuttum! Yavaş ol, lan boğulacaksın! Ölümüm yemekten olsun anam! Bomba olsun da midemde patlasın, razıyım! Doymak da güzel şey, doyduktan sonra kim olduğumu unutuyorum. Ben şu arabadaki züppe gibiyim şimdi. Ya yanındaki geçkin kadına ne dersin? Hangi kadın şairim? Hangisi? Seni çapkın seni! Kadın lafı oldu mu, gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Ne sandın ya? Daha dişlerim dökülmedi aslanım! Herkesi kendin mi sandın? İki senedir beraberiz, daha bir kere kadın lafı etmedin! Yürüyün, çok konuştuk, işimize bakalım! Hamallar, hamallar! Buyur abla! Arkadaşlarınla şunları eve kadar götürür müsün? Götürürüz ablacığım! Hem de bayıla bayıla! Hadi çocuklar! Olsun, mübarek kadillak sanki! Sen benim yükün altına gir de bak, kadın madın aklına gelir mi? Çeki taşı mübarek! Tosuncuğum, sen hepimizden kuvvetlisin de ondan, şair ne alemde! Kapat çeneni de yürümene bak! İsterseniz adresi vereyim, siz yavaş yavaş gelin! Yok ablacığım, şaşırırız filan da! Biz arkanızdan gelelim daha iyi! Peki, siz bilirsiniz! Ne haber senden şair? Sırtımdaki hayat yükü çileden çıkarır beni. Gözünü seveyim sus! Şiir söylemeden ne söylersen söyle! Çıkarmayacak mıyız? Lüzumu yok! Ne vereceğim? Siz bilirsiniz! Ona verin daha iyi! Buyurun! Teşekkür ederim, arkadaşa verin! Sağ ol ablacığım, bereket versin!
Yavuz! Yaşasın patron, işi erken tatil etti. Elbette, sinemaya gideceğimizi unuttunuz mu? Unutur muyuz hiç? Davranın bakalım! Bana bak şair, öyle fanfin fonlu filme gitmek yok ha! Nereden tanırsın bunları bilmem ki? Mahalle arkadaşlarım mıdır, nedir? Bakın çocuklar, isterseniz sefillere gidelim. Boş ver, o filmi biz her gün çeviriyoruz. Hı. Şöyle bol göbekli, şarkılı, gazelli bir yerli filme ne dersin? Hay ağzını öpeyim be kansız, öyle canım çekti ki! Bir de öğleden sonra aşk var, gidelim mi? Oo, öğleden sonra aşkları sevmem ben. Aşk oldu mu, gece yarısı olmalı ki işime yarasın. Hii. Tam bize göre çocuklar! Çeleme peyniri gibi kadın, tamam mı? Tamam! Yapmayın çocuklar, bir de ötekilere bakalım. Benden paso. Benden de. Yapmayın be, el elden üstündür. Doğru be, onların kadınları da fena değil hani. Hadi oradan şişko, sen artisten ne anlarsın? Söyle bakalım, Hollywood'un en güzel kadını kimdir? Bunu bilmeyecek de var. Ne, kimmiş? Gary Cooper. Ha. Yaşa be duba! Nereden bildin be? Oho! Bize kızma abi. Sen okumuş adamsın. Aramızda ne aradığını bilmem ama bizden olmadığın belli. Kırma bu garipleri ne olur. Dost kırmak istemem. İstediğim dostuma duyurmak, dostum duymak istemeyince dostumun dostuna uymak çaresiz kaderim. Yaşa be şair, sevdim bunu. Hı? Yürüyün bakalım başımın belaları. Güzel bir film göreceğiz göbekli bebekli. Seni ırk düşmanı dedim, seni mehtemur seni, polis, polis! Bari güzel bir şey olsa canım yanmaz! Takılacak insan bulamadın mı? Kimdi o? Hiç filmini görmedin mi? Hı? Meşhur artist Muhalla Süren abla be! Yürüyün! Dört ayak üstüne düştük gene! Tamam mı? Tamam! Sen ahçılık, biz de amelilik yapacağız. Yatacak yer de var. Hı? Ne dersin şair? Ne diyeyim, ben inşaat işinden anlamam ki. O düşündüğü şeye bak hele! Tüküreceksin avuçlara! Ya, yapışacaksın küreğe! Sokacaksın kireçli toprağa! Karıştıracaksın, karıştıracaksın, karıştıracaksın! Ha babam karıştıracaksın! Karıştırırım kumu kireci, yardımım dokunsun diye insanlara, onların rahatı benim rahatım, yükselen her çatıda görürüm, geçmişin tatlı rüyasını, her sıcak oda hatırlatır bana annemi. Bana da aç kaldığım günleri, bırak tıraşı da şu tenekeyi doldur, ustabaşının gözü bizde, herifçioğlunun şakası yok, gözümüzün yaşına bakmadan sepetler alimallah. İstersen sabaha kadar şiir oku, sesimi çıkarırsam yuh olsun bana. Ne dalga geçiyorsunuz be! Para sayıyoruz burada, kağıt helvası değil! Dalga geçtiğimiz yok usta, dertleşiyoruz. Benim böyle şeylere aklım ermez! İş isterim, iş! Demedim mi sana? Aman Allah'ım, kıza bak! İstersen sen otur, ben işi kontrol edip geleyim. Peki abi. Derler ki insanoğlu uçan bir kuş misali. Bir bakarsın burada şimdi, bir bakarsın öldü gitti. Ve işte dünyamız, ağacın kuşa... Kuşun ağaca benzeyen tarafı yok. Ben de diyorum ki... Ey şair adındaki insan! Güzel olan yaşadığımızdır, bir gün öleceğimiz değil. Bravo, güzel şiir okuyorsunuz. Ben mi? Bir işçi için fena sayılmaz. Bunu düşünmedim. İşçi olup olmamanız mühim değil. Şiir okuma tarzınız hoşuma gitti. Kimin? İsimsiz bir şairin. Ama çok güzel.
Şiiri sever misiniz? Hem de nasıl! Sadece okuyucu olarak tabii. Ne yazık ki kendim yazamıyorum. Halbuki çok isterdim. Muhakkak ki bir şairin daha hisli, daha renkli bir hayatı vardır. O alemde yaşamak kim bilir ne kadar güzeldir. Evet, güzeldir yaşamak her şeye rağmen. Ustabaşı kızsa bile, mühendis darılsa bile... ...her şeye rağmen güzeldir yaşamak. Yoksa... Evet, benim. Ne o küçük hanım? Şimdi de harç yapmaya mı merak ettin yoksa? Yo, hayır abiciğim. Delikanlı bir şiir okudu da. Anlaşıldı. Hep o eski merak. Nereye gitsen kendine göre birini bulursun. Hadi bakalım, geç kalıyoruz. Allah'a ısmarladık şair. Güle güle. Güle güle. Senden mi konuştu? Ne sandın ya? Doldur, doldur! Hadi, hadi! Çocuklar, ben yatacağım artık! Bugünlerde çok zayıfladım! Yat, yat! Korkarım zafiyet gelecek sana! Öyle değil mi şair? Hı? İyi, sana söylüyoruz! Duymadım! Duymazsın tabii! Kızın sesi kulaklarını sağır etti! Nasıl oldu da senin gibi bir deliyle konuştu, anlayamadım! Sağlam o da deli! Belki de! Şimdi de arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun! Aşık mı oldun yoksa? Aşığım tabii! Ama senin zannettiğin gibi o kıza değil! Ben her güzel şeye aşığım! İnsana, ağaca, kuşa... Belki... Evet, evet! Belki sana bile! Bana mı? Çok midesizsin be şair! Bir güzele güzelliğini söylemek isterdim aynalardan evvel. Bir güzelle yaşamak isterdim güzel güzel. Güzel güzel uyusan daha iyi edersin şairim. Öyle bir kıza aşık olmak, şeytana aşık olmak demektir. Bizim için tabii. Merak etme. Ben haddimi bilirim kansız. His dünyalarımız birbirinden çok ayrı. Benimki alabildiğine karanlık. Onunki ise yıldızlı ve parlak. Evet. Dünyalarımız ayrı kansız. Ben bu karanlık yerde dertlerimle baş başa yaşarken... ...kim bilir o nasıl bir alemde yaşıyor? Ne yapıyor, kimlerle beraber? Hey, Neciye! Neciye! Bir dakika! Merhaba Nezi! Merhaba! Nasıl düştün buralara? Çoktandır görünürlerde yoktun. Kardeşimin hatırını kıramadım. Şöyle bir uğrayalım dedik. Arzu ederseniz beraber oturalım. Bizim için büyük bir şeref olur bu. Ne dersin Nihal? Sen bilirsin abi. Buyurun, oturalım. Arkadaşlarım mı? Nevin, Kenan, Necla. Anlat bakalım ne var ne yok. Çoktandır poker partilerini de terk ettin. Haklısın. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Babamın işlerine yardım ediyorum. Desene iş adamı oldun sen de. Ama tilki hikayesini de unutma sakın ha. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Pek acele değil mi? Bazı mevzularda aceleci olmayı severim. Abinizi uzun zamandır tanırım. Bu kadar güzel kardeş olduğunu bilmiyordum. Çok şükür, bunu ilk söyleyen siz değilsiniz. İlk olmak isterdim. Ne yazık ki insanın her istediği olmuyor. Benden hoşlanmadınız, neden acaba?
çok açık sözlü olduğumu söylerler. Sebebini bilseydim söylerdim. Sebep ne olursa olsun, bir gün bu intibağı üzerinizden silmek isterim. Saatinize. Pavyonda sıkıldın. İyi tahmin ettin abi. Belki de seni pavyona götürmekle ben hata ettim. Bu hayatı boş ve manasız buluyorum. Yaratılışım böyle benim. Bugün iki erkek tanıdım. Biri son derece şık, pahalı elbiseler giymiş ama riyakâr, samimiyetten zerre kadar eser yok. Diğeri fakir, kendi kabuğuna çekilmiş biri. Ama samimiyetin ta kendisi. Şimdi ikisini gözümün önüne getiriyorum, aralarındaki farkı daha iyi anlıyorum. Bakıyorum gene şairliğin tuttu. Benim her zamanki halim abi, başka türlü olmak elimde değil. Haklısın. Seni her zaman bu halinle görmek isterim. Alay etmeme aldırma.